Evet, saat 10 gün başlıyorum son bölümüyle karşınızdayız. Stüdyomuzda Arte TV İstanbul muhabirimiz Nalin Öztekin bizlerle İstanbul gündem başlıklarını aktaracak. Hoş geldin Nalin, iyi haftalar. Hoş bulduk, iyi haftalar. Haftaya İstanbul'da biraz daha sakin başlıyoruz ama tabii Türkiye gündemi de oldukça yoğun. Kuzey Suriye'deki son durumu takip etmeye devam ediyoruz. Ateşkes sonrasında neler yaşanacağına bakacağız ve karşılıklı yapılan açıklamaları da takip ediyor olacağız bu konuyla alakalı. Ve İstanbul'un da kendi gündemi aslında yoğun, en az Türkiye'ye kadar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihalesiyle ilgili harekete geçeceklerini duyurmuştu. O harekete geçme işleminin ilk hamlesi bugün geliyor aslında. Aynı zamanda İmamoğlu İBB'yi eleyenlerin 31 Mart'ta seçimi iptal ederek demokrasiye ihanet edenler olduğunu söyleyen bir ifade kullandı ve böylelikle de belli bir yeri işaret etmiş oldu aslında. Bu ihalelerle alakalı takip ediyor olacağız neler yaşanacağını. Bugün de bununla alakalı bir basın açıklaması var. Suç duyurusundan sonra bekleniyor. Yine Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ile alakalı bu hukuk mücadelesinin aslında bir adımı atılacak. Bugün Kartal'daki Bölge İdare Mahkemesi'nde, Anadolu Adliyesi'nde olacak. 11.30'da Anadolu Adliyesi'nde ihaleden belediyenin çıkarılmasıyla ilgili sorumluluğu bulunanlar hakkında bir suç duyurusu gerçekleşecek. Bu suç duyurusundan sonra da bir basın açıklaması yapılması bekleniyor. Olursa da biz yine canlı bir şekilde aktarıyor olacağız bu durumu. Aslında Anadolu Adliyesi'ndeki tek dava bu değil. İstanbul'da bugün Anadolu Adliyesi bir başka önemli davaya da ev sahipliği yapıyor. Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'la ilgili de bugün dava görülüyor olacak. Mehmet Ayvalıtaş davasında 24. duruşmaya gelindi. Bir hayli yol alındı aslında. Bir karar çıkma olasılığı yüksek. Tabii çıkmama olasılığını da değerlendiriyoruz. Ancak karar çıkması halinde biz Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ne söyleyeceğine mutlaka bakacağız ve sonuçlarını da aktarmaya devam edeceğiz. Ve hak ihlalleri var. Hak ihlallerinde bugün İstanbul'da değil ancak bir başka şehirdeki cezaevinde Maraş Türkoğlu Birnoğlu L tipi kapalı cezaevinde çıplak arama ve ayakta sayım dayatmasını kabul etmeyen tutukların darp edildiği yönünde haberler gelmeye başladı. Buna ilişkin de hemen İnsan Hakları Derneği Merkezi Cezaevi İzleme Komisyonu Sözcüsü Avukat İlhan Öngör'ün bir açıklaması vardı. O da tutukların hayatından endişe ettiklerini söyledi. Hak ihlalleri cephesinde de bugün Maraş Türkoğlu Birnoğlu cezaevindeki durumu aktarmaya çalışacak. Ve Adalet Bakanlığı göreve davet ediliyor. Adalet Bakanlığı aslında hak ihlalleri konusunda birçok cezaevinde göreve davet edilen bir bakanlık. Ancak onların da ne yapacağını ya da ne yapmayacağını yine aktarıyor olacağız. Ve emek cephesinde de haberler olacak bugün İstanbul gündeminde. Emekte de Üsküdar Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler var. Sayısının 100-150'yi bulduğu söyleniyor bu işçilerin. Ve neden çıkarıldıkları da aslında tam olarak onlara açıklanmış değil. İhtiyaç fazlası deniliyor. Kadrodan çıkarıldınız deniliyor ama net ve somut bir açıklama yapılmıyor işçilere ve bu işçiler de aslında eylem yapıyorlar şu anda. Üsküdar Belediyesi'ne işten atılan işçilerin de saat 11'de işimizi geri istiyoruz diyerek bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Onların basın açıklamasına vereceği mesajları da İstanbul'da takip etmeye devam edeceğiz. İstanbul gündemi bu şekilde ama İstanbul'un dediğimiz gibi aslında bugün en yoğun ve en önemli gündemi şu anda Sirkeci ve Haydarpaşa garları ile alakalı olan durum. Bununla alakalı İstanbul'dan gün boyunca muhabir arkadaşımız Fatma Yorur da takip ediyor olacak yerinde gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Evet, şimdi hemen Ankara'ya bağlanacağız. Arte TV Ankara temsilcimiz Sibel Hürtaş bize gündeme aktaracak. Kendisi bugün Emine Bulut davasını takip ediyor, oradan aktaracak. Sibel, günaydın. ...18 Ağustos'ta kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut cinayeti hakkındaki davanın ikinci duruşması bugün Kırıkkale Adliyesi'nde görülüyor. Emine Bulut 18 Ağustos'ta eski eşi tarafından öldürülmüştü. Cinayet güvenlik kameralarına yansımıştı. Emine Bulut'un ölmek istemiyorum çığlıkları hala kulaklarda. O çığlıkların peşinden Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar, avukatlar bugün Kırıkkale Adliyesi'nde
Bahçesi'ne geldiler. Duruşma başlamadan önce Adliye Bahçesi'nde bir açıklama yaptılar. Kadınlar ölmesin, yaşamak istiyoruz dedi kadın örgütleri. Bugün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayı izliyorlar. 9 Ekim'de ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan hakkında savcılık canavarca hisle adam öldürme suçundan dava açmıştı. İlk duruşmada 9 Ekim'de görülmüştü. Bugün ikinci duruşma ve bu duruşmada karar çıkması bekleniyor. İki duruşma arasında cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu yeni görüntülere göre Fedai Varan cinayet işlenmeden önce cinayetin işlendiği lokantanın önünde Emine Bulut'la tartışıyor. Ardından tartaklıyor. Kızı bu olaya engel olmaya çalışıyor. Ancak etraftakilerin bu olaya müdahale etmemesi dikkatleri çekiyor. Yeni görüntüleri eşliğinde bugün mahkeme heyetinin bir karar vermesi bekleniyor. Kadın örgütleri bugün bu duruşmayı izliyor dedik. Ancak ilk duruşmada kadın örgütleri bu davaya müdahil olmak istemişler. Mahkeme heyeti Yargıtay içtihatlarını gerekçe göstererek müdahillik taleplerini kabul etmemişti. Bugün sanık Fedai Varan'ın avukatı bir savunma yaptı ve kadın örgütlerinin davaya müdahilliklerinin kabul edilmesini istedi. Emine Bulut'un ölümü kadın olmasından kaynaklıdır dedi. Bir toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonucudur dedi. Bu yüzden kadın örgütleri bu davaya müdahil olmalıdır dedi. Avukatın daha önceki talebini de hatırlatalım. Canavarca hisle adam öldürme suçundan değil, kasten adamı öldürme suçundan sanığın yargılanmasını talep etmişti. Duruşma Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Bugün karar çıkmasını bekliyoruz. Takip ediyoruz gelişmeleri. Söz yeniden sizde. Sizler aktardığım bilgiler için biz şimdi tekrar stüdyomuzdayız ve Artı TV ekonomi editörümüz Mehmet Filoğlu da ekonomideki ve piyasalardaki son durumu aktaracak. Hoş geldin Mehmet. İyi haftalar öncelikle. Teşekkürler. Bu hafta aslında biraz karışık başladı. Net bir yönü yok ekonomi gündeminin. Yurt dışında özellikle jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor. Brexit belirsizliği sürüyor. Hafta sonu bir oylama gerçekleştirilecek de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına yönelik. Ancak o gerçekleşmedi, ertelendi. 31 Ekim İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış tarihi. Şimdi bir erteleme olacak mı olmayacak mı? Bunun belirsizliği var. Başbakan Johnson kesinlikle istemeyeceğim diyor ama parlamentoda istemesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla buradaki belirsizlik ve çatışma piyasaları üzerinde risk oluşturuyor. Sterlin zaten geçtiğimiz hafta %2.6 değer kaybetmişti dolara karşı. Bu haftaya da %0.2'lik bir düşüşle başladı. Küresel piyasadaki tek belirsizlik bu da değil. Bir yandan İspanya'nın Katalonya bölgesinde gösteriler var. Lübnan'da var, Hong Kong'da var, Şili'de var. Yani genel olarak aslında gerilimli bir haftaya başladık diyebiliriz siyasi olarak. Ki zaten her türlü bir de devam eden Türkiye'nin Kuzey Suriye operasyonu var. Her ne kadar ateşkes sağlanmış olsa da yarın akşama kadar bu belirsizliklerin tamamı aslında çok da olumlu bir havaya işaret etmiyor bu haftanın ekonomi gündemi açısından. Türkiye'ye özeline bakacak olursak bir de bunun üzerine Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı var. Kuzey Suriye operasyonu öncesinde o toplantıdan 2 puanlık bir indirim faiz indirimi bekleniyordu. Yani %16,5 olan faizi %14,5'a indirmesi bekleniyordu Merkez Bankası'nın. Operasyonlar sırasında, askeri harekat sırasında bu beklenti sıfırlanmıştı. Herhangi bir indirim beklenmiyordu. Ancak ateşkes kararından sonra bu beklentiler tekrar değişti ve şu anda muhtemelen 1 puanlık bir faiz indirimi beklentisi var. Ama her şey yarın akşam ne olacağına da bağlı. Eğer orada çatışma ortamının tekrar başlaması durumunda Amerikan yaptırımlarının tekrar gündeme gelmesi durumunda Merkez Bankası beklentileri de hızlıca değişecektir. Merkez Bankası'nın atacağı adım da tabii ki bununla beraber hızlıca değişecektir diyelim. Yurt dışına geri dönecek olursak, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı Christine Lagarde 1 Kasım itibariyle görevine başlayacak. Bu konuda netleştikten sonra yaptığı, yani göreve zaten başlayacağı biliniyordu ama bir şekilde resmen onaylandıktan sonra başkanlığı yaptığı ilk açıklamada aslında çok da tahammüllere uygun bir açıklama yapmadı. Siyasete oldukça, yani normalde merkez bankaları başkanları siyasi yorumlar yapmazlar ama Lagarde özellikle Trump konusunda çok sert açıklamalar yaptı. Bugün küresel ekonomiye dair en büyük risk Trump'tır dedi ve Trump'ın öngörülemez politikalarıdır dedi. Bu konuda özellikle Avrupa ABD cephesinde de bir
ticaret görüşmeleri var, siyasi olarak gerilimli bir ilişki var. Lagarde'ın bu açıklamaları da iki ülke arasındaki gerilimi bir miktar artırabilir diyelim. Başlık başlık bugün neler var ekonomi gündeminde onu da söyleyeyim. Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği bu yılın ilk 9 ayına ilişkin değerlendirme toplantısı yapacak. Onu takip edeceğiz. TÜİK Eylül ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. Buna da bakacağız. Onun dışında bugün akşam saat 17.30 civarında hazinenin merkezi yönetim borç stoku verisi açıklanacak. Orada yukarı yönlü bir durum vardı. Yani Türkiye'nin borcu artıyordu. Hangi seviyeye gelmiş olduğunu Eylül itibariyle onu görmüş olacağız. Göreceğiz. Tamam. Çok teşekkürler Mehmet. Evet, biz bugün son dakika olarak vermiştik ama hemen kısaca tekrar edeyim. Yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. O yüzden bizim Diyarbakır temsilcimiz Bahar Kılıçgedik şu an Kayapınar Belediyesi önünde bize Diyarbakır ve bölge gündem başlıklarını aktaracak. Günaydın Bahar. Günaydın. Evet, sabaha gözaltı ve operasyon haberiyle uyandık. HDP'li belediyelere ve eş başkanlara operasyon yapıldı. Kimler gözaltında? Yerine kayyum atanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı. Yine Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz. Bunun dışında Bismil Belediye Eş Başkanları Orhan Ayaz ve Gülşen Özer. Ve aynı zamanda Kocaköy Belediyesi Eş Başkanı Rojda Nazlı Er gözaltında. Adnan Selçuk Mızraklı'nın avukatı Mehmet Emin Aktar sosyal medya hesabından müvekkili Mızraklı hakkında yürütülen bir soruşturma olarak suçlama olarak yürütülen bir soruşturma yazdığını belirtti. Biz şu anda Kayapınar Belediyesi önündeyiz. Şöyle belediyeyi de gösterelim. Burada belediye personelleri de bekliyorlar. Polisler belediye binası içerisinde arama yapıyor. Başkanlık makamındaki aramanın bittiğini belirtelim. Şu anda polis hala içeride. Yine HDP milletvekilleri Remziye Tosun, Saliha Aydeniz ve Dersim Dağ'da belediye binasında bekliyorlar. Bismil Belediyesi'nde de aramanın devam ettiğini belirtelim. Mızraklı, Adnan Selçuk Mızraklı'ya gelirsek 19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Yerine kayyum atanmıştı ve bu durumu yargıya taşımıştı. İdare Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı ve yürütmenin durdurulması talepliydi bu başvuru. Ancak geçen cuma bu talep reddedildi mahkeme tarafından. Van ve Mardin belediye başkanları açısından görevden uzaklaştırma 2 ay uzatılmıştı ama Adnan Selçuk Mızraklı yönündense bu uzatma kararı henüz bildirilmemişti ve böyle bir karar gelmemişti. Biz de Kayapınar Belediyesi önündeyiz. Hem yapılan bu operasyonları ve gözaltıları takip edeceğiz diyelim. Sözü size bırakalım. Teşekkürler Bahar aktardığım bilgiler için. Evet, İstanbul, Ankara, Diyarbakır gündem başlıklarını aktardık. Son gelişmeleri konuştuk. Şimdi artık stüdyomuzdayız ve konuğumuz Nusret Suna bizlerle. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın diyorum. Günaydınlar. Siz bizim daha önce de konuğumuz oldunuz. Geçenlerde de size bir telefon bağlantısı yapmıştık ama şu an gündemde, hatta yarım saat önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haydarpaşa ve Sirgeci garları için hukuk mücadelesi başlattı ve yarım saat önce de neler oldu? Bölge İdare Mahkemesi'nde ihalenin iptali için ve 11.30'da da Anadolu Adliyesi'nde ihalede sorumluluğu bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Vallahi işte yani gördüğünüz gibi geçen hafta sonu hep birlikte izledik. Garip şeyler oluyor. Şimdi bir ihale var. Bir kamu malı ihaleye çıkarılıyor. Bunlar da sizin söylediğiniz gibi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının arka depolarındaki alanların ticari olmamak şartıyla ihaleye çıkarılıyor. Şimdi tabii buraya ihale çıkarıldığı zaman da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihaleye ben de gireceğim diyor. Şöyle bir buçuk ay önceki geriye bakacak olursak hemen bir tepki gelmişti, hatırlayacaksınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleye girmesi ihale bedelinin değerini düşürür diye bakanlıktan bir açıklama geldi. Girmemesi tavsiye olunur dendi. Hatırlayın. Hı hı. Belediye başkanı da ısrarla ben bu ihaleye gireceğim dedi. Çünkü bu arsalar
bu kentin kentlilerindir dedi. Onların değerlendirmesi gerekir dedi. Nitekim ihaleye de girildi. Hatırlanacağı üzere 30 bin lira muhammem bedel mi dedir? Onların bir şeyleri vardı. 30 bin lira şeyleri ihaleye çıkarıldı. Minimum bedelle ihaleye çıkarıldı. Galiba 3 firma girdi ihaleye. İşte bunlardan bir tanesi en son verilen Hazerfan isimli bir şirket. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu bir konsorsiyum. Birkaç tane de şirket vardı. O ihalede ne oldu? 30 bin lira hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihaleye girerse değeri düşer, düşürürsünüz, girmeyin diye ısrarla baskılar kurulduğu bir anda rakam 300 bin liraya çıktı. Şimdi 300 bin lira teklif verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 bin lira teklif verdi. İhalede ilk ikiye kalan da normal kural budur. Pazarlığa çağrılacak. Şimdi bakın birinci ihaleye kabul ediyorsunuz. İlk ikiye gireni de belli bir süre sonra pazarlığa çağıracaksınız. Masanın her iki tarafına oturtacaksınız. Peki hafta sonu ne oldu? Bir gayri ciddi gerekçelerle işte zaten bu sabah hukuki yollara başvuruldu. İhaleye çağrılmadan tek bir firma davet edildi ve onlar da galiba 300 bin lira teklifi 350 bin liraya çıkardılar. Şimdi burada bir garabet var. Bunları siz hep beraber şey yaptık. Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturmuş olduğu, kendi iştiraklerinden oluşturmuş olduğu bir konsorsiyum var. Bunlar yetersiz dendi. Yani bakıyoruz Kültür AŞ, sonra diğer iktisadi teşekkülleri, ya bunların mal varlıklarına, sermaye değerlerine baktığınız zaman bu ihaleyi alanınkinden kat ve kat üstün. Kadrolarına baktığınız zaman kat ve kat üstün. Bilgi birikimine baktığınız zaman kat ve kat üstün. Bu ihaleyi alan şirket sanki bu işi almak için yeni kurulmuş bir şirket. 10 bin lira sermayeyle kurulmuş bir şirket. Yani insan bu sefer başka şeyler düşünüyor. Bunun arkasında ne var acaba? Yani burada niçin bu kadar ısrar ediliyor? Hani o kişinin geçmişine bakarsak bir yerde genel müdürlük yaptığını okuduk birlikte. Acaba bir yerden bir yere alınıp bir yerlere mi aktarılacak bu arsa diye de vatandaşların ve bizlerin aklına gelmiyor değil. Şimdi sonra ikinci, yani bir kere yetersizliklerine inanamıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müşterek 3 firmasının İktisadi teşekkülünün oluşturmuş olduğu konsorsiyum bence yetersiz değil. Sonra bir garip gerekçeyle müşterek ve müteselsilen kelimeleri yerine sözleşmede ortaklaşa ve birlikte kullanıldı diye davet edilmedi deniliyor. Şimdi tabii ben bu konu tartışılabilir. Bu sabah hukuka intikal etti. Bunun üzerine fazla yorum yapmamak gerekir Türkiye'de ama Türkçe konuşulur. Yani şimdi bu müşterek ve müteselsilen doğrudur. Eskiden kullandığımız Arapça kökenli bir kelimeydi. Yani şimdi biz dil devriminde sürekli kelimeleri değiştirirken çocuklarımıza ortaklaşa ve birlikteyi öğretirken bunu kullandın diye ihale dışı bırakmak bana biraz anlamsız geliyor. Belki şu vardır. İhalelerde bazen şeklen diye de bir madde vardır. Yani zarfın şekli, zarfın rengi dahi önemlidir. Kapatma şekli dahi önemlidir. Hani buna mı sokarlar? Ama böyle bir kamu malının bu nedenle ihaleye çağrılmaması garip geliyor. Şimdi yani ihaleyi yapan kurum şu maddeden şeklen uymadı diye haklı bir an için olabilir diye düşünelim bakın. Bir an için ama. Çünkü bizde bir garip hukuk sistemi var. Hocam bakın, gözünü çok seveyim garip, yani. Oralara çok garip. Kadar gitmemeyelim. Şimdi bakın yani, ama burada. Bir an diye şey yapalım. Ha, şöyle, şimdi şey ama bakın. Zaten. Şimdi peki birinci ihaleye niçin çağırdınız? Bakın birinci ihaleye çağırıyorsunuz. Bu ortaklaşa ve birlikteyi kabul ediyorsunuz. Ya zaten esas yani, tartışma bu teknik üzerinden giderse bir yere varılamaz. Esas dün ama bir gün esası, manşet atmıştı. Gözünüz doymadı. Heh, esası kamu malının burası İstanbul kentlilerin malıdır. Oranın değerlendirmesi lazım. Mevcut belediyemiz ben burayı İstanbul halkına değerlendirteceğim, açacağım, bunu kullandıracağım diyor. İşte olay budur zaten. Şimdi en büyük sıkıntı hatırlayın 31 Mart seçimlerinin niçin ertelenip Haziran'a kaydırıldığını da orada bir düşünelim. Yani burada bir takım bazı şeyler var.
Şimdi zaten Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamada o şekilde değil mi? Hani 31 Mart seçimlerinde iptal edenlerle aynı mantık oluyor. Aynı mantık. Yani onun için bu dava çok önemlidir. Biz bunun arkasındayız. Bu İstanbul kentinin malıdır. Başkaları da peşkeş çekilemez. Bu şekilde dilerim ki bu dava hukuki dava kazanılacaktır. Nitekim burada Ulaştırma Bakanlığı'nın da zaten normalde müdahil olup burayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne vermesi gerekirdi. Şu güne kadar son 20-18 yıla bir bakalım. Nice İstanbul'un veyahut da Türkiye'deki kamu malları nerelere verildi? Yani burayı bedava da istemiyorlar. Kiralayacağız. Biz bunu İstanbul halkına açacağız deniliyor. Yani durum buradayken siz buna hayır girmeyeceksiniz diye böyle bir garip bir dayatma var. Evet. Şimdi siz bu işin hani teknik detaylarına giriyorsunuz. Aslında bu bir siyasi konu. Siyasi konu, evet. Bir yanda İstanbul halkı var. Bir yanda da başta Cumhurbaşkanı ve yakın çevresi, işte oğlu, başında bulunduğu vakıflar, dernekler, bilmem neler var. Ve bir kitlesel 15-16 milyonluk bir kent var. Bir de bir aile var. Onların arasında bir seçim söz konusu burada. Ve İstanbul'a hani hizmet israf değildir. İstanbul'a hizmet diye bütün seçim kampanyalarında valiler aracılığıyla bile böyle yürüttüler. Pankartlar asıldı devasa. Buyurun size İstanbul'a hizmet. Evet. O da diyor ki hayır, bana hizmet etsin, bu küçük şirkete hizmet etsin. Evet, bütün olay şimdi burada. Hayır, biz oradan da İstanbul'a hizmet edeceğiz derse, İstanbul'a hizmet etmek için en iyi kurum var. 25 yıldır da siz yönetiyordunuz bunu. Yani evet, durum ortada dediğiniz gibi çok net. Bakın yani İstanbul'u kesintisiz bir şekilde 24-25 yıldır idare edildi ve kent ne hale geldi. Ama sıkıştıkları anda ne diyor? Evet, biz bu kente ihanet ettik deniliyor. Evet. Kim ihanet etti? Kendileri. Aynı görüşte ben daha iyi dedi. Yani şimdi yok efendim dikey yapılaşmadan vazgeçtik, yatay yapılaşma. Yok efendim biz buraları ranta açmışız, kusura bakmayın. Yani bunlar oldu bittikten sonra söylenecek şeyler değil. Bir de başkan, şöyle bir şey var. Bu ülkede 20 yıl önce bir büyük deprem oldu. Evet. Ve bu ağırlık olarak da İstanbul üzerinde yoğunlaşıyor. Bunun için 99'dan günümüze kadar yapılması gereken en basit işlerin başında bir toplanma alanı geliyor. Bina yenilemeler falan yapıldı ama onların ne kadar iyi yapıldığını ancak bir depremde test edebileceğiz. Evet. Bunun provası yok. Ama prova yapılabilecek, deneme yapılacak alanlar var. Mesela gün ve saat verilerek bir alarm vurulup bütün o önce pilot bölge, sonra bütün kentin saat, çünkü bütün kenti sağlayacak bir şey, saat 10 ile 11 arasında işte verilecek saatle alarmlı toplanma bölgelerine toplanacak. Mesela böyle bir çalışma hiç gördünüz, duydunuz mu siz? Toplanma yerlerinde toplanma denemesi. Hayır, bugüne kadar hiç duymadık. Olsaydı zaten sizler televizyonlar, medya aracılığıyla halkımız da bunları izlerdi. Evet. Vatandaşlarımız da haberdar olurdu. Ama söylediğiniz şey bakın çok önemli. Şimdi bizler inşaat mühendisiyiz. Biz binalarımızın deprem güvenlikli yapılması için gayret sarf ediyoruz, çaba sarf ediyoruz, vatandaşımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Ama sizin söylediğiniz şeyler de çok önemli. Bu binaların ötesinde deprem toplanma alanları dediniz bakın. Şimdi deprem toplanma alanları, depremden sonra bizim en acil ihtiyacımız olan yerler buralar. Deprem öncesinde de buraya geldik, sizlerle defalarca konuştuk. Çok polemik konusu oldu, bizleri çok eleştirdiler. Ama şimdi artık söylenler değişti. Şimdi o İstanbul kentinde hani 2850 tane yeşil tabela acil toplanma yeridir. Bakın orada ne yazıyor? Acil toplanma yeridir. Oraları deprem toplanma alanı değildir. Deprem toplanma alanı, şimdi geçen 10 gün önce size telefonla da bağlandığımda bunu söyledim. Barınma alanları olaraktan ifade ediliyor. Evet, değişti değil mi? Değişti. Şimdi buraların acilen sayılarının çoğaltılıp
tespit edilmesinin de ötesinde altyapıları hazır vaziyette olması lazım. Biraz evvel Nazım Bey'in söylediği gibi bir tatbikat yapıldığı zaman vatandaşlarımız oraya gidecek. Şeklen de olsa bir iki konteyner veya çadır konacak, elektrikleri, suları açılacak, altyapısı hazır mı değil mi, vatandaş geceyi ve bundan sonraki günlerini orada geçirebilecek mi, bunun tatbikat yapılması lazım. Aynı o alanlarda sağlık hizmetlerinin ilk 72 saatte verilebileceği düzeneklerin oluşturulması gerekecek. Yani tüm dünyada, bakın Japonya'da bunların hepsi hazır ve tatbikatları yapılıyor. Şimdi siz oraya Sahra Hastanesi, çünkü ilk 72 saatte hiçbir yaralı hastaneye gidemeyecek. Yani bunlar söylenen şeyler, bilimsel tanımlar, izahlar. 72 saatte bulunduğu yerde bunlar müdahale edilecek. İşte buralarda toplanma alanlarında altyapıları hazır olacak ki şey yapalım, müdahil olsun. Bu deprem öncesi ve deprem sonrası hazırlıkları dediğimiz, Nazım Bey sizin dediğiniz şeyler, bunu çocuklarımızdan ilkokul çağından itibaren öğretip aile bireyleri olarak da bizler bunu içselleştirmemiz lazım. Ama bunu tabii ki tek başımıza yapamayız. Yöneticilerimiz bunu organize edecek ki sizin de söylediğiniz gibi bir gün şu saatte bir alarm olacak. Herkes nasıl davranacak? Noksanlarımızı göreceğiz. Evet. Peki İmamoğlu geçen hafta deprem seferberliği yaptı. Bize de size canlı yayında bağlandık. Siz de herhalde izlediniz onu. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz nasıl desteklersiniz? Ve oradan çıkan sonuçlar ve öneriler uygulanabilirliği ne ölçüde mümkün olacak? Şimdi bugün de yayında söylediğim gibi, şimdi geçen hafta bu 10 günde yani belediyenin yerine oturması daha 3,5 ay oldu seçimlerden bu yana. Ama 26 Eylül'den sonraki 10 günlük bir çalışmanın sonucunda hazırlanan bu deprem strateji seferberlik planı açıkçası beni mutlu etti. Şu açıdan mutlu etti. Tabii ki bunun takipçisi olacağız, göreceğiz. 20 yıl boyunca hiçbir şey bu konuda, hiçbir şey yapılmayan bir kentte böyle gerçekçi hedeflerin konulması mutlu etti. Çok afaki değerler değildi. Çoğu da gerçekçi rakamlardı. Örneğin deprem hasar tahmin ve tespit çalışmaları 2 yıl deniyor bakın. Hani ben bunu 3 ay içinde, hatırlayın, 21 Şubat'ta Kartal'daki binamız yıkıldıktan sonra bakanımız ne demişti valilere? 3 ay içinde kentteki rezerv alanları hazırlayın, bana bildireceksiniz. Bize dedi ki 19 senede hazırlayamadığınız şeyi 3 ayda bu nasıl olacak, çıkacak? Evet. Yani bunlar, bazı şeylerin afaki olmaması lazım, gerçekçi olması lazım. Kentsel dönüşüm stratejisi belgesiye bir şey açıklandı. Bir yıl bunun koordinasyonunu yapacağız, 5 yılda tamamlayacağız dendi. Doğrudur. Hasar alacak olan binaları tanımlamışlar. Bir yılda 20 binden, 5 yılda 100 bin, 10 yılda da 200 bin binayı deprem güvenlikli hale getirerekten İstanbul kentini rahatlatacağız diyor. Şimdi bizim katkılarımız ne olabilir dediniz. Tabii ki biz hangi yönetim olursa olsun meslek odası olaraktan bilgi birikimlerimizi her an aktarmaya hazırız. Yani bu her yönetime biz bunu söylüyoruz. Çünkü meslek odamız 1954'te kurulmuş. O günden bugüne yaşanan Türkiye'deki bütün depremlerden tecrübe edinmiş, bilgi birikimi var, arşivi var, teknik altyapısı var. Şimdi bu konuda olası bir depremde, hatta bu 26 Eylül'de olan depremde dahi söylediğimiz şudur. Araziye çıkılacaksa biz üyelerimizi seferber eder, hasar tespit çalışmalarında katkı koyarız. Onun da ötesinde teknik çalışmalarda bu yerel yönetimden bizim beklentimiz, çünkü vakit daralıyor Nazım Bey. Artık bunu bilim adamları söyledi, yani süre çok daralıyor. Afrika, ne zaman olacak? Geliyor Asya'dan. Belli değil, yarın mı olacak yoksa 3 sene, 20 sene sonra, ama geliyor bir şekilde. Onun için ne derler, hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2001-2002 senesinde hazırlatmış olduğu deprem master planımız vardı bizim. Çok güzel, çok gerçekçi bir plandı. O plan hangi iktidar zamanında hazırlanırsa hazırlansın, hiç önemli değil. Eğer doğruysa biz bunları desteklerim. Diyoruz ki o dönemlerde de biz bu planı destekledik.
destek verdik, katkı sunduk. 4 tane üniversitemiz bu planı hazırlamıştı. Ricamız, isteğimiz o planın raflardan indirilip günümüz şartlarına göre revize edilmesi. Elbette 19 sene içinde çok şeyler değişti. Teknik de değişti. Ekonomik koşullar değişti. Hukuki sorunlarda bir takım adımlar atıldı. Bunlar 3 ay içinde revize edilirse vakit dar, bir an evvel o plan uygulanmaya başlanır. Yoksa ben de yeniden bir plan hazırlatılacağım denirse yine gider 3 sene boş veya 5 sene boşa gider. O planımız çok kıymetli bir plandı. Bu açıklamadan Nazım Bey, anladığım kadarıyla bu planlar, proje, master plan raftan indirilip incelenip hayata geçirilecek diye düşünüyorum. Bizden istedikleri ne olursa her katkıyı vermeye hazırız. Evet. Siz kentsel dönüşümle ilgili yeni bir yasa mı çıktı demiştiniz yayın öncesi sohbetimiz arasında? Şöyle, cuma gecesi galiba öyle bir resmi gazetede bir yayınlanma oldu. Ben de cumartesi sabahı şöyle bir bakarken gözüme çarptı. Kentsel dönüşümde tabii bir takım sıkıntılar var. Tıkandı kaldı. Yani baştan yanlıştı ama her neyse bir şekilde düzelterekten devam etmesini de istiyoruz tabii ki. Mal sahiplerine, arsa sahiplerine ve hak içinde oturan hak sahiplerinin de müteahhiti feshetme yetkisi tanındı. Hmm. Yani eskiden tek taraflıydı. Şimdi iki tarafa da bu hak verildi. Eğer haklı gerekçeler oluşuyorsa, bu ispat ediliyorsa taraflar karşılıklı sözleşmelerini feshedecekler. Hmm. Şimdi hatırlayın, bu yaklaşık son 1-1,5 senedeki krizden dolayı da bazı bölgelerde, bilhassa Kadıköy bölgesinde hayalet binalar oluşmaya başladı. Arsalar boş. Binasını kentsel dönüşüme vermiş olan vatandaş kirada oturuyor. Evinin yapılmasını bekliyor. Müteahhit ortada yok. Bir sözleşme yapılmış. İptal de edemiyorlar. Elleri kolları bağlı. Fikirtepe gibi. Gibi. Evet. Şimdi veyahut da inşaat devam ederken ekonomik kriz çıktı. Müteahhit işi bırakıp gitti. Mal sahipleri mağdur. İptal edemiyorlar. Şimdi bu hakkı tanıdılar. Bu yazı resmi gazetede yayınlandı. Haklı gerekçeleri oluşturdukları zaman tamam. Bu çok önemli. Evet. Çok önemli. Yani hiç olmazsa mağdur vatandaşlarımızın önü açılsın. İkinci bir değişiklik, okuyabildiğim kadarıyla hatırımda kalan şeyi söyleyeyim. Bir de müteahhitlerden kentsel dönüşümden dolayı 6306 sayılı yasaya göre iş yaparken o yaptığı işin %10'u kadarını teminat olarak yatıracak. Ki hani bırakıp kaçma veyahut da bir işi bitirmeme durumunda bu teminat parasıyla vatandaş mağdur olmaması için belli bir seviyeye getirilecek. Sonra bu kat karşılığı satış sistemiyle olur. Neydi bugüne kadar sıkıntı? Müteahhit yaparken kendine düşen payları satıyor. İnşaat bitmeden satıyor. E para da bitiyor. Çekip gidiyor ondan sonra. Şimdi onun da bir sıralama önü getirdi. Kesildi. Yaptığın kadarının bir oranı kadar satacaksın diye bu düzenleme olmuştu. Sizle onu paylaştım. Yani dilerim ki güzel olur ama işte bunların başta düşünülmesi gerekirdi. Çünkü çok fazla mağdur bunların var. Çok mağdur var. Yani bunların daha başta düşünülüp mağduriyetlerin azaltılması gerekirdi. Evet. Bugün Milli Gazete'de özellikle hani şu yoğun siyasi gündem, ekonomik krizin dışında bugün birinci sayfasına yer vermiş, depreme yer vermiş. Orada Profesör Doktor İlhan Osman Şahin'le konuşmuşlar. Aslında çok doğru şeyler söylüyor. Bir yandan ben tekrar deprem konusuna döndüm ama zaten kentsel dönüşümle de bağlantılı. Korkmamız gereken diyor depremler değil, yapılması gerekenleri yapmamak asıl korkmamız gereken gibi bir açıklaması var. Zaten deprem gerçeği bekleniyor ama asıl yapılması gerekenleri yapmamız gerektiğinden de bahsediyor. Siz hani biz burada sizi ağırlamamızın en büyük nedenlerinden biri de bu. Aslında deprem gerçeğini unutturmamak. Her gün hemen her gün hatırlatmak izleyicilerimize. Sizin altını çizmek istediğiniz depremde yapılması gerekenlerle ilgili söyleyeceğiniz, paylaşmak istediğiniz tabii şeyler var depremde, mı? Depremde şeyden önce ben bir kere tabii ki bunu bir kere kamuoyu bunu unutmamalı. Unutmayacak, kamuoyu baskısı oluşturulacak. Yöneticilerimiz bu baskıyla bu işleri yapmaya çalışacaklar. Aynı 99 depreminden sonra ilk 2-3 sene muazzam derece bir duyarlılık vardı. Ama ne oldu? Hepimiz kulağımızın üzerine yattık. Siyasiler zaten buna dünden razı.
olay unutuldu gitti. İşte 26 Eylül'den sonra tekrardan gündeme geldi. Vatandaşlarımız bunu unutmamalı. İkincisi, yöneticilerimizin acilen İstanbul kentinin yapı stoğunun envanterinin çıkarılması lazım. Şimdi global olarak AFAD'da yapıyor, AKOM'da yapıyor, bilim adamları da açıklıyor, Kandilli'de açıklıyor. Kaç binamızın aniden yıkılacağı, kaç binamızın ağır hasar alacağı rakamsal bir takım amprik formüllerle hesap ediyor. Ama bunların kapı numaraları olaraktan belirlenmesi lazım. Oralara müdahale edilmesi lazım. Şimdi bu bir kere yöneticilerimizden bekledim. Mesela bunun için belediyeye mi başvurması lazım? Şimdi vatandaşlarımız şu anda zaten müracaat ediyorlar. Meslek odamıza müracaat ediyorlar. Meslek odamız elinden geldiği kadar kendi yapabilecekleri çerçevesinde yardımcı oluyoruz vatandaşımıza. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne müracaat edebiliyorlar, belediyeye müracaat edebiliyorlar. Bu üç kuruma müracaat ettikleri zaman bizlerin tümüyle yaptığı iş gözleme dayalı tespittir. Diğer hani hep vatandaşlarımızın söylediği, benim binam depreme dayanıklı mı? Deprem testini istiyorum, performansını istiyorum dediği şey uzun erimli bir çalışmadır. Bu da serbest çalışan mühendislik bürolarına müracaat ederekten binaların deprem güvenliklerini tespit ettirecekler. Yoksa masraflı bir şey mi bu tespiti? Tabii ki bakın masraftır. Bunlar ama uzun erimli bir iştir dedim. Bunlar vatandaşlarımız bireysel olarak yaptırabilecekleri gibi, ama İstanbul gibi büyük bir kentin, hani biz 2 milyon diyoruz ama yöneticilerimiz 1,5 milyon diyorlar. Bir konut stoğu olan bir yerde bence yöneticilerimiz buna el atacak. Nedir? Merkezi yönetim, yerel yönetim ve vatandaşlar da bu işin içine katılaraktan yapı stoğumuzu belirleyeceğiz. Elbette vatandaşlarımızın şu ekonomik koşullar altında çok eziliyorlar, çok sıkıntıdılar. Bu deprem güvenlik testleri de az bir rakamda olsa vatandaşımızı şey yapar, üzecek değerdir bunlar. Onun için yönetim, yani siyasi erk buraya ağırlığını koyacak. Bugüne kadar dünyalar kadar para harcandı. Buraya da bu paralar harcanacak. Bunlar yapılacak. Bakın 99 depreminden sonra o günkü master planlarda ve deprem şurasında şu deniyordu. 15 ile 20 milyar Türk lirası, o zaman bakın Türk lirasına İstanbul kenti 15 ile 20 sene içinde deprem güvenlikli hale gelir deniyordu. Yani biz de o zamanlar espri yapıyorduk. 1 milyar lira İstanbul Büyükşehir Belediyesi her sene para ayırsa İstanbul 20 sene içinde deprem güvenlikli hale gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugünkü halini diyemiyorum çünkü para kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. 20 sene önceden, 20 seneyi düşünün. Yatırımcı bakanlıklarımızın bütçesinden kat ve kat daha büyük bütçeye sahip idi. Yani burada 1 milyar lira ayrılsaydı İstanbul kenti olacak. Ama o toplanan vatandaş da vergiler bakın, pek. Bir de onu da hatırlattınız bakın. Bir kere vatandaş ama bir miktarda elini taşın altına koyacak. İşin içine girmezse bu işler yürümez. Vatandaş da bu olaya sahiplenecek. Hatırlattınız 99'dan sonra o günün zamanında Ecevit hükümeti zamanında, rahmetli Bülent Ecevit'in zamanında şu kullandığımız cep telefonlarına bir vergiler verilmişti. Deprem vergisi dendi. Bunlar, bu paralar ihtiyaç kadar toplandıktan sonra kaldırılacaktı. Ne oldu? 20 sene oldu. Ben yaklaşık 10 küsür seneye kadar bu paranın miktarını takip ediyordum. Sağ olsun Mali Müşavirler Odası'ndaki arkadaşlarımız bize yardımcı oluyorlardı. Vallahi benim hesap ettiğim rakam, o günlerde konuşmalarımıza söylüyorduk, 30-35 milyar lira para idi. Bugün 15 gün önce Sayın Kılıçdaroğlu açıkladığında muazzam büyük bir rakam çıktı oraya. 60 küsür milyar lira veyahut da yani muazzam büyük bir para. Düşünün, ne denilmiş deprem şurası bakın. Bizler söylediğimiz zaman yanılıyor derler. İstanbul kenti 20 milyar liraya deprem güvenlikli hale gelir deniyordu. Yani bu deprem vergilerini biz buralara kullanmış olsaydık. Peki ne yaptık deprem vergilerini? Sayın Bakan'ın, o zaman bakan ne dedi? Duble yollara harcadık dedi. Dedi. Değil mi? Çok teşekkürler. Ben yayınımıza teşekkür katıldığınız Sağ için olun, çok teşekkür ederiz. Evet, bugünün daha sonuna geldik. Yarın sabah 7'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.